Kaba kuvvet yok, saldırganlık yok. Efendim, ilmi delillerle üdü ila sebebiyle Rabbike bil hikmeti vel mev'uzatil haseneti ve cadilhum billeti diyor Kur'an. Habibim hikmetli ilimlerle, ince ilimlerle, güzel vaazlarla dine yoluna, Allah'ın yoluna, Rabbinin yoluna davet edesin. En güzel yol neyse o usulle mücadeleyi veresin diyor. Bundan dolayı biz bu reddiyelerimizi yapıyoruz. Sizlerin de tebliğlerini rica ediyoruz. Ulaştırmanızı, duyurmanızı. Tabii ki böyle bir insanların ilahiyatta çoluk çocuğa Kur'an dersi vermeleri asla uygun değildir. Ecdadımıza hıyanet olarak biz bunu addediyoruz. Bunda bir sorun yok. Biz doğruyu söylemekle mükellefiz. Ama şimdi sen işte sırf şöyle yapmış, Yeni şöyle olmuş, böyle olmuş dediğin zaman adamın dediğinden buranın dediğini ben bir ölçtüm biçtim, bu taraf daha fena. Osmanlı'ya ve ecdadımıza iftira ve hakaret dolu geldi bana. Daha dolu geldi. Bir de bunu Müslümanım diyen yaparsa, hacim hocayım diyen yaparsa, bu sırf gavurunun zaten işi odur yani, yapacağı odur yani. Ama bu, bu nasıl yapıyor bunu? Onun için Allah Teala içimizdeki dışımızdaki hainlerin şerlerinden vatanımızı ve İslam vatanlarını muhafaza eylesin. Amin. Amin. Biz bu, bir defa bunda şuurlanacağız. Ondan sonra, Tabii ki Müslümanlar uyanık olacak. Avrupa zaten e, tetikte. Avrupa'nın tadı tuzu kalmadı. Ben yani 2000'lerden önce çok gidiyordum, her hafta gidiyordum sohbetler. Bütün karış karış gezdim yani e, birçok ülkeleri. E, Almanya'nın hele belki de vilayetlerin taradım yani. E, güzel sohbetler oluyordu, şu oluyordu, bu oluyordu. Ama ondan sonra bizim buranın 28 Şubat'ı patlayınca, Kur'an'ı 28 Şubat' ile oralarda da sanki 28 Şubat olmuş gibi bir durum oldu. Çünkü buradan orayı da etkilediler. Oradaki camilere, derneklere de baskılar oldu falan. Tadı tuzu kaçtı. Şimdi hepten yani Müslümanlar hakikaten zor durumda. Allah Teala Avrupa'daki Müslüman kardeşlerimize İslam hürriyeti nasip eylesin. Camilerinde hür şekilde ibadet edebilme imkanları nasip eylesin. Yani zor. E Burada da camiler açık gelen yok.